Neden? Zaten ilk başta Silivri'de bir kere gene sürgün edildi. Yedinyolu'ya götürüldü. Ondan sonra hemen 1,5 sene orada kaldı. Ondan sonra 1,5 sene orada kaldı. Manisa Akhisar'a sürgün edildi. Sürgün edme gerekçesi yok, burada disiplinine uymuyorlarmış. İşte bilmem bir sürü bahaneler buldular tabii. Ekim'in 6'sında tahliye kararı gelmişti. Hatta aradı, dedi tahliye kararım gelmiş dedi, haberiniz olsun çıkacağım dedi. Daha 1,5 gün geçmeden aradı beni, dedi beni kurula çıkartmışlar, pişmanlık yasası dağıtmışlar. Ben kabul etmediğim için 9 ay ceza verilmiş dediler. Dilekçe falan verildi, avukatı da dilekçe falan verildi. Az çok da biliyoruz zaten, hak hukukun kalmadığı yerde ne yapsam boş, ama gene haklarımızı aradık, gene boş çıktı. Yani bir hakimin, bir savcının verdiği kaliyet kararı eğer bir cezaevi engelliyorsa ben artık hiçbir şey demiyorum yani. En son görüştüğüm zaman, görüşe gittiğimiz zaman yani daha görüş bitmeden gardiyanların hadi çabuk olun, görüşünüz bitti böyle bağırmaları, çağırmaları. Ben hatta orada eşime dedim ki hayır dedim, sanki dedim bir baskı var dedim sizin üzerinde. Yok dedi. Böyle geçiştirdi dedim. Hayır, bir şey var ki dedim. Hani biz kaç defa gittik böyle bağırıp çağırmıyordu. Tamam, görüş bitti, kalkıyorduk zaten. Hadi hadi, ben eşime tekrar sordum. Hani ne oluyor falan. Söylemedi bir şey. Sonra cumartesiden cumartesi arıyor. Cumartesi aradı, tekrar aklımda kalmıştı çünkü. Hani sordum dedim, hani o gün görüşe geldim dedim. Böyle böyle olmuş dedim. Aklımda kalmış dedim. Kesin bir şey var ki, söyle ki ona göre. Valla dedi, gene buranın müdürü değişmiş dedi. Baskıda gene çoğal, ya bize uyacaksınız ya da biz size her şeyi dağıtırız diyorlar. Mesela bir odada biz 9 kişi kalıyorduk. Küçük bir oda diyor. Diyor şu anda 26 kişi yaptılar. Diyor yatacak yer yok, sırayla yatıyorlarmış.